Bebek. Genç kadın bebeğin güzelliği karşısında büyülenmiş gibiydi. Kıvırcık sarı saçları, iri mavi gözleri, kalkık bir burun ve küçük kırmızı dudaklarıyla bir kartpostalı andıran bebek. Kadının şimdiye kadar gördüğü en cana yakın kız çocuğuydu. Onun ipek yanaklarını doya doya öpmek ve cennet kokusunu içine çekmek için eğildiğinde "Dokunma bana" diye bir ses duydu. "Beni okşamaya hakkın yok senin." Kadın korkuyla irkilip etrafına bakındı. Bebekle kendisinden başka içeride kimse yoktu. Aynı sesi tekrar duyduğunda bebeğe döndü. Aman Allah'ım, yeni doğmuş gibi görünmesine rağmen konuşan oydu. "Bana yaklaşmanı istemiyorum" diye devam etti. "Hemen uzaklaş benden." Kadın biraz olsun kendini toparlayarak, "Çocuklarımız hep erkek oluyor" dedi. "Onlar da güzel ama kız çocukları başka. Bu yüzden seni öpmek istedim." "Beni öpemezsin" diye ağlamaya başladı bebek. "Benim de seni öpemeyeceğim gibi." "Neden?" diye sordu kadın. "Neden öpemezmişim ki?" Bebek hışkırıklara boğulurken, "Bunun sebebini bilmen gerekir" dedi. "Düşünürsen mutlaka bulacaksın." Kadın neler olup bittiğini hatırlamak üzereyken kendine geldi. Özel bir hastanenin en lüks odasında yatıyor ve narkozun tesirinden midesi bulanıyordu. Aile dostları olan tanınmış doktor, odayı dolduran çiçeklerden bir tanesini vazodan çıkarıp kadına uzatırken, "Geçmiş olsun hanımefendi" dedi. "Başarılı bir kürtajdı doğrusu." "Ha sahi, kızmış aldırdığınız bebek." İşte bu büyük vebalden anneler babalar nasıl kurtulacak? Oysa ki Rabbimiz ayet-i kerimede "Rızık endişesi yüzünden çocuklarınızı öldürmeyiniz" buyuruyor. Biz Allah'a teslim olmalı, Allah'tan dilemeli, ondan yardım dilemeliyiz. Maalesef günümüzde kürtaj yaygınlaştı. İnsanlar kendi çocuklarını kendi elleriyle öldürürken aslında bir insanlığı öldürüyor, farkında değil. Rabbim bizleri gaflet uykusundan uyandırsın, layıkı ve cehiyle kendine kul olanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki, "Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir."